Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun süredir beklediğimiz laboratuvarı inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk etapta girmeye çalışmıştık StizenK ile. Bir zehirlenme durumu olmuştu. Şimdi o zehirlenme durumunun da üstesinden geldik. Şu kısımda zaten antidotun fullendiğini görebileceksiniz. Normalde daha önceden sizlere yayında da göstermiştim, bir önceki yayında. Antidot kısmı %99'du. Bugün antidot %100 hazır durumda gözüküyor arkadaşlar. Bakalım laboratuvarda bizleri neler bekliyormuş. Bu arada Burak abiniz böyle zor görevlere atletini giyip gidiyor. Gördünüz mü tipi? Tabii ki bunu yapmamdaki en büyük amaç sizlerin de böyle düşük bütçeyle temizleyip temizleyemeyeceğinizi görmenizi sağlamak arkadaşlar. Yani buraya Kevlar setle de gidebilirdik ama gerek var mı? Bence hiç gerek yok. Bakalım başka bir yenilik var mı diyeceğim ama herhangi bir yenilik yok. Sonuçta güncelleme gelmedi arkadaşlar. Şöyle laboratuvar açıldı. Laboratuvarın gerçi onu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz siz de zaten. Türkçe yamada bir hafta içerisinde dahil olacak arkadaşlar. En geç haftaya pazartesi günü bekliyorum. Çünkü sezon bitmeden geleceğini söylediler abi. Arkadaşlar. Mükemmel lokasyonumuz Port'a geldik. Hatta şuradan Eva'dan da görev varsa görev de alayım ya. Şunu alayım, belki aşağıda yapma şansım olabilir abi. Bir denemiş oluruz. Günlerdir, aylardır beklediğimiz laboratuvar kısmı açıldı ama bununla da kalmayacak arkadaşlar. Bence laboratuvardaki aksiyon çok yakın zamanda, hatta Türkçe yama ile birlikte dışarıya da taşıyacak. Bu arada bu videoyu sizler için saat 6.30'da çekiyorum arkadaşlar. Yani laboratuvar güncellemesi yeni geldi. Sizler bu videoyu izlerken muhtemelen normalde haberiniz olmayacaktı. O yüzden videoda bir like ve yorum alırım sizden. Emeğe karşılık like ve yorum atabilirsiniz. Evet, yine alarmlar çalmaya başladı arkadaşlar. Chris buradan korktuğunu söylüyor. Yani hiç de girmek istemediğini söylüyor. StizenK da binlerce kişi bizi izliyor diyor. Doğru, vallahi öyle. İzliyor abi. Net izliyor yani. Hatta 250 like atacaklar bu videoya. StizenK. Arkadaşlar sizler beni StizenK'ya karşı yalancı duruma düşürmezsiniz. 250K'yı bekliyoruz. Bu arada laboratuvar çok ilginç ha. Oğlum olaylara bakar mısın ya? Eva ablam ne yapıyor? Kapıyı açayım mı? Hadi açalım bakalım. Son vuruşu ben yapsaydım olmaz mıydı? Bu arada ben hiçbir şey yapmadım ha şimdiye kadar. Şurayı açacağım. Şuna son vuruşu ben yapmak istiyorum. Oğlum yaptırmıyorlar ha. Ağız tadıyla zombi bile kesemiyoruz. Oğlum bu ne ya? Arkadaşlar uyandırıcı burada da var, hem de alfa abi. Yani aşağıdaki zombileri görüyorsunuz değil mi? Şu aşağıdakileri. Oğlum çok kalabalıklar muhtemelen. Biz sadece şu anda 4 tanesini görebiliyoruz ama. Bu arada yardırıyoruz. Ateş etmesem de olabilirdi ama ettim arkadaşlar. Oo süper. Yani ilk katı temizledik şu anda. Bu muhtemelen asansörle mi alakalı artık? Neyle alakalı bilmiyorum ama şuradaki asansör bence şunu Chris tamir ettirdikten sonra, aynen bak. Daha sonra tekrar gel diyor. Şu kapımız açılıyor mu? Kapı açılıyor. Ama ilerleme durumumuz söz konusu değil. Yanımda baltam da var. Hani onunla yapsak falan diyeceğim. Gerçi bunları Chris açıyordu zaten. Ama zamanı var yani. Arkadaşlar bu durumda muhtemelen Türkçe yamayla olacak. Benim de sizlere çevirip attığım son video olabilir ya. Şu anda yazıları sizler görebiliyorsunuz ya alt yazı olarak. Mesela Chris kardeşimizin ne konuştuğunu, daha sonra gel olayını alt yazı olarak görüyordunuz. Bu da bizim için bir nostalji oldu. Son videomuzda arkadaşlar çeviri yaparak bundan sonra artık Türkçe olarak hep birlikte göreceğiz. Bu arada atletle laboratuvar temizledim biraz önce, fark ettiniz mi? Tabii ekibin sayesinde abi. Chris, Eva, hepsi, StizenK, hepsi ateş etti sağ olsunlar. Şunları da almaya devam edeyim. Kargo yapacağız bunlarla da. Abi şurada da bir geçit var. Yok oğlum, burası girdiğimiz yer. Ha biz buradan giremedik. Doğru ama bura muhtemelen şuraya çıkıyor değil mi? Bir bakalım be. Bu arada gizemli bir şey görebilir miyim diye de inceliyorum.
Burada ABCD yazan olay var ama ne olduğunu tam çözemedim. Şuradan da bir geçiş var normalde. Buradan da devamı gelecek bak. Hatta ileride solda bir kapı var şu anda. Başka bakalım. Oo, aşağıda oğlum ne 4 tane 8 tane falan zombi var şu anda. Minimum yani. Bu arada bunlar aşağıya doğru bir şeyler yapıyordu, hatırladınız mı? Şu bizim daha önce sizlere gösterdiğim yeşil tüp şeklinde böyle asansör şeklinde değişik bir şey. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama bu onunla bağlantılı herhalde. Oğlum çok ilginç ya. Bu arada buralar yıkılmış, bir de buralara açma durumu var. Yani şu diğer tarafı muhtemelen yıkılan yeri açacağız ama nasıl açacağız bilmiyorum. Yine bizimkilerin yardımına ihtiyacımız var. Laboratuvar bayağı yıkılmış beyler. Baksana her tarafta bir yıkık var. Aynı zamanda her tarafta da bir kapı var. Bu arada bu laboratuvarda daha önceden Genesis'e ait olduğunu buradaki logolardan görebiliyoruz. Şu neymiş oğlum? Buraya bir kapı yapmışlar. Çok ilginç bir kapı. Acaba neye göre? Yani üstündeki radyasyonu mu emiyor acaba? Olabilir bak. Çünkü burası bir manyetik bir kapı gibi. Hatta şuradan eşyalarını koyman için de bir cihaz yapmışlar. Yine bu canlı yayında bahsettiğim bitkilerden var burada abi. Yani zehirlenip acaba bitkilerde mi dönüştü bu hale aldı, her taraftan çıkıyorlar. Baksana zeminden bile bitki çıkıyor. Hatta şuradan biraz çıkmış. Bu bitkileri yakın zamanda arkadaşlar dışarıda da görebiliriz. Neden bahsettiğimi sizlere göstereyim. Şu anda bir görsel görüyorsunuz. İki tane portta abimiz var. Bunlar Chris, Eva veya Sizen K değil arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Aynı zamanda elleri de boş gelmemişler. Silah kasalarıyla gelmişler arkadaşlar. Bu Türkçe Yama'da paylaşılan bir resim arkadaşlar. Türkçe Yama'nın duyurusunda ve yeni bir güncellemenin geleceği duyurusunda paylaşılan bir görsel. Bu görsel sezon 15'te mi alakalı? Çünkü ama şöyle de bir durum var. Yani sezon 14 bitmeden geleceğini söylüyorlar. O zaman sezon 15 olma ihtimali çok çok düşük ama yeni bir güncelleme olacağı belli arkadaşlar. Zaten artık şöyle olmaya başladı. Sezonlar geliyor, bir ara güncellemeler falan da geliyor. Gayet güzel ilerliyoruz abi. Bu bitkilerin laboratuvarın dışına da taştığını görüyorsunuz zaten. Bir de şöyle bir durum var. Normalde yani bu bitkilerle biz daha hiç savaşmadık bile. Yani oldukları yerde duruyorlar. Şu anda laboratuvarda mesela sadece girişi kapatmışlar. Ama demek ki bunlarla da savaşacağız ya da bunları temizlemeden portta da rahat nefes alamayacağız arkadaşlar. Onu da hep birlikte sizlerle birlikte göreceğiz abi. Vallahi ilginç bir durum ya. Gerçekten kasalarda ne var onu da merak ediyorum. Bu kasalar şeylere benzemiyor mu? Bunker Alpha'daki kırmızı kuponlu kasalara. Aynen onlara benziyor gibi de. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Belki de tekneyle bir yerden taşıyacağız. Yeni bir lokasyon açacak. O yüzden teknenizi hızlı bir şekilde yapın. Ya da portu korumak için başka bir yerden işte destek ekibi gelecek falan filan. Bayağı işler bizi bekliyor. Ben bu port olayından Last'e iyi ekmek yedi yani. Sürekli güncelleme yapıyor ama benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Farklı farklı yerler keşfediyoruz son zamanlarda. Bu arada laboratuvar da kalıcı bir lokasyon arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda gerçekten emek var. Sizler için erken saatte kalktım. Videoya yorum ve like atarsak, aynı zamanda abone değilsek abone olursanız sevinirim. Türkçe'ye geldiğinde de sizlere ilk başta ben duyurmaya çalışacağım. O yüzden kanalımızı takipte kalın. Abone olmak yetmiyor. Bildirim çanını da açarsanız abone ol butonunun altındaki videolar geldiğinde direkt bildirim alırsınız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.